İki tavşanı birden kovalıyorsan muhtemelen ikisini de elinden kaçıracaksın. Bu güzel ve ünlü bir Rus atasözü ve adeta beni anlatıyor. Ben iş hayatında sürekli farklı tavşanları kovalayan birisiyim. Sürekli yeni şeyler kurmayı seviyorum, yeni işlere atılmayı seviyorum. İşimi farklı şekillerde yapmayı seviyorum ve bu bir yandan hoş bir şey, bir yandan da ama aslında herhangi bir konuda mükemmelleşmemi ve gerçekten vizyona doğru yürümemi engelleyen bir şey. Veya öyleydi diyelim. Çünkü bu konuda kendimde ciddi bir dönüşüm yaşadım 2021 yılında, 2022'de bunu daha da kuvvetlendireceğim inanıyorum. Ama alacağım hakikaten çok yol var hala. Ben çünkü birden fazla tavşanı kovalamayı seviyorum. Bu 2022'de sadece iki tavşanın peşine düşeceğim. Daha önceki videoda bahsettim. Bunlardan bir tanesi YouTube takipçi sayımı 1 milyon üzerine çıkarıyor olmak. Bir tanesi de 80 kilonun altına iniyor olmak. Geri kalan tavşanları evet zaman zaman kovalamam gerekecek. Evin faturalarının ödenmesi gerekiyor. Çoluk çocukla ilgileneceğiz elbette. Onları ihmal etmeyeceğiz ama odağımı, konsantrasyonumu buraya yoğunlaştıracağım. Çünkü biliyorum ki öbür türlü vizyonuma vesaire yürüyemem. Ama diyeceksiniz ki hocam demesi kolay yapması zor bunları. Günlük hayat inanılmaz bir koşturma içerisinde. Daha sabah yataktan kalkar kalkmaz mailler cep telefonumuza düşmüş oluyor. Bu işin trafiği var, faturaların ödenmesi var, hiç bitmeyen işler var. Ben de açıkçası bugün kayıda birkaç kere ara verip bu tip saçma sapan işlerle uğraşmak zorunda kaldım. Ama odağımı bozmayacağım. Evet zaman zaman odak hafif bir dağılacak ama çok çabuk toplamaya çalışacağım. Siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Benim geçen sene kullanmaya başladım ve bu senede daha kuvvetli bir şekilde kullanacağım bazı taktik tekniklerle. İşte bugün o kuvvetli taktik ve teknikleri size anlatmak istiyorum. Ama bu tekniklere, taktiklere, odaklanmanın gücüne ve nasıl odaklanacağımıza girmeden bir sevgili takipçimin dünkü videomla ilgili yorumunu sizle paylaşmak istiyorum. Instagram'dan ulaşmış bana kendisi. İsmi Merve. Daha fazla detayını vermeyeyim. Merve diyor ki 2021 yılında çok iyiye gittim. Şirketimi büyüttüm. Dünyanın birçok ülkesiyle ticaret yapmaya başladım. Çok kitap okudum. Kitap okumadan bir gün geçirmedim. Podcastlerinizi dinledim. Benim podcastler. Haddini aş maillerinizi okudum. Tavsiyelerinizi dinledim. Notlar aldım. İlham aldım. Spor yaptım. 14 kilo verdim. Güne erken başlayıp gün doğumunu izleme keyfini kaçırmadım ki biliyorsunuz sık sık erken uyanmayı tavsiye ediyorum. Uykunun tadını aldım. Koşmanın da tadını aldım. Üşümenin de sıcak kahvenin de. Yeni yılda kendimden beklentim haddimi daha da çok aşmak. Aş Merve aş. Bana da çok moral motivasyon verdim. Böyle yorumları artık sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü insanların hayatlarına dokunabildiğimi görüyorum ve bu beni sandığınızdan çok daha fazla mutlu ediyor. Elbette YouTube kanalımdan para kazanmayı da amaçlıyorum ileride. Ama şu dokunuş var ya insanların hayatlarındaki böyle bir fark yaratmak işte o muhteşem. Peki acaba Merve'nin ve sizlerin gelecek yılının daha da süper olmasını sağlayabilir miyiz? Odaklanmanın gücüne nasıl yararlanırız? Hem ben hem siz hem Merve hedefleri nasıl yürür? Hazırsanız başlıyoruz. Bugün 28 Aralık 2021. Ben Bora Özkent. İnanılmaz 2022 isimli podcast serimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün odaklanmanın gücü üzerine duracağız. Giriş bölümünde de belirttiğim gibi odaklanmak hep benim ciddi bir problemim olduğundan bu konuda okumadığım kitap, yapmadığım araştırma kalmadı ve sonunda rastladığım bir kitap gerçekten hayatımdaki en değiştirici etkiyi yaptı. Gary Keller isimli bir yazarın kitabı bu. İngilizcesi de One Thing, Türkçesi bir tek şey olarak çevrilmiş. Gary Keller aslında bir emlak kralı, çok başarılı, çok verimli bir insan ve bu verimliyle ilgili öğrendiklerini de bu harika kitaba taşımış. Kitapta bir soru var ki o soruyu kendime sorduğumdan beri hayatım çok daha iyi gitmeye başladı. O sorunun ne olduğunu podcast'in biraz sonlarına bırakacağız. Oraya kadar sizacık hazırlamam gerekiyor. Çünkü o zaman o sorunun ne kadar kritik önemli olduğu, neden beni bu kadar etkilediği daha netleşmiş olacak. Bu arada size bir davetim var. Sevgili eşim Pınar'ın yazdığı Yeni Yılda Hedeflerinizi Nasıl Yakalarsınız isimli e-rehber çok iyi gidiyor. Okuyanlar çok memnunlar. Linkini aşağıya bırakıyorum. Onu siz de mutlaka okuyun. Bütün bu podcast serisinde bir tamamlayıcı unsuru aslında ben de oradan bolca esinlendim. Şimdi gelin önce bir odaklanmak neden çok kritik bunun üzerine duralım. Diyorum ki eğer odaklanmazsanız asla vizyonunuza erişemezsiniz. Eğer odaklanmazsanız inanılmaz bir 2022 yaşayamazsınız. Odaklanmazsanız hayalleriniz hep hayal olarak kalmaya devam eder. Peki neden bu kadar önemli odaklanmak? Ben bu sorunun cevabını hep domino etkisiyle anlatmayı severim. Eminim videolarına denk gelmişsinizdir. İnsanlar binlerce domino taşını ardı ardına dizerler. Sonra bu uçtan bir dokunurlar. O taşlar birbirlerini devirir. Böyle acayip güzel, ritmik, adeta dans gibi bir görüntü oluşur. En sonunda bu taşlar birbirini devire devire devasa bir desen oluştururlar. Bazen birkaç yüz bin domino taşı bile böyle dizilebiliyor. Domino etkisinde de bu durum geçerli. Ardı ardına domino taşları diziyorsunuz. Ama buradaki farklılık her bir domino taşı bir öncekinden %50 daha büyük bir kütleye sahip. Ve işin büyüleyici yanı
her bir domino taşı kendisinden %50 daha büyük bir sonraki domino taşını devirebiliyor. İşte buna domino etkisi deniyor. Peki önemi ne? Matematik olarak bakınca ortaya çok büyüleyici sonuçlar çıkıyor. Eğer birbirinden %50 büyük domino taşlarını ardı ardına dizebilseydik, en baştaki taş çok küçük bir taş olabilir. Milimetrik boyutlarda bir taş olabilir. Ama bunu başarabilseydik ve bir dokunsaydık buna, 29. taş Eyfel Kulesi'ni devirecek güce ulaşmış olacaktı. 31. taş Everest Dağı'nı yerinden oynatacak güce sahip olacaktı. 57. taş ise Ay'ı yörüngesinden çıkaracak güce sahip olacaktı. 6 üstü 57 tane domino taşı, tek koşul 2. taş 1. taştan, 3. taş 2. taştan %50 daha büyük bir kütleye sahip. Şimdi aklınızdan şu geçiyor, bu domino taşı etkisiyle odaklamanın ne alakası var? Anlatayım. Benim bugün 18.000 takipçim var YouTube'da, 1 milyona ulaşmak istiyorum. Aradaki fark inanılmaz. Neredeyse 50 katlık bir artışa ihtiyacım var. Böyle bakınca imkansız gözüküyor. Ama düzenli olarak ve belli periyotlarda takipçi sayımı %50 artırabilirsem, o zaman bir süre sonra bu 1 milyona ulaşmak çok da zor olmasa gerek, domino etkisini hesaba katarsak. Peki nasıl olacak bu? Şu anda 18.000 takipçim var. 18.000'i 27.000'e çıkarmaya ilk etapta hedefliyor olacağım. 18.000'den 27.000'e çıkmanın yolu yordamı nedir? Yani domino taşımı nasıl devirirsem bu kendi kendine gerçekleşir. İlk yapmam gereken hesaplama, ilk üretmem gereken strateji bu. 18.000'den 27.000'e çıkmak için yapmam gerekenler, tabii iyi içerik üreteceğim. Yorumlara cevaplar vermeye çalışacağım. Gündemi yakalamaya çalışacağım. Üye olan insanlara teşekkür ediyor olacağım. Üye olan insanların kendini özel, önemli bir grubun, bir bütünün parçası olarak hissetmesini sağlıyor olacağım. Peki 27.000'den %50 daha artarken ne olacak? Tıpatıp aynısı olacak. Çünkü ben eğer 18.000'den 27.000'e gitmenin formülünü, yolunu bulmuşsam ve bunu kararlı bir şekilde uyguluyorsam, bu formül bir sonraki aşama için de geçerli. Yani hala bir domino taşı. Ama bu formülü bulmak zor işte. Yani domino taşların işi kolay. Basıyorsun, devriliyorlar. Bu öyle değil. 18.000'den 27.000'e, 27.000'den %50 fazlasına gitmek için izlenmesi gereken yol haritasını, stratejiyi, detayları, yöntemleri bulmam gerekiyor. Bu da ancak süper derin bir odaklanmayla olur. Ne yapmam gerekiyor? YouTube analitiklerine her gün bakmam gerekiyor. Hangi videonun neresinde insanlar koptular, neresinden çıktılar, nereye gittiler, nasıl bir içerik üretince nasıl tepki alıyorum, gündemde neler var, YouTube'da neler aranıyor, benim doğru başlığım ne olmalı, başlığımın fotoğrafı ne olmalı, fotoğrafta gülümseyince ne oluyor, gülümsemeyince ne oluyor, bütün bunları sürekli olarak takip etmem lazım. Ancak o zaman bu %50'lik büyümeler doğal hale geliyor neredeyse. Hatta durdurulamaz hale geliyor. O halde benim odağımın, domino taşının bu devrince yaptığı etkiye benzer etkiyi kendi izleyici kitlemde nasıl yapacağım tarafına kitlemem gerekiyor. O halde en azından benim tanımıma göre odaklanmak demek, öğrenmek demek. Herkesten daha hızlı, daha fazla şey öğrendiğiniz ve böylece başkalarından kendinizi farklılaştırdığınız, inanılmaz bir alanda bilgi sahibi olduğunuz, derinleştiğiniz, bakış açınızı oturttuğunuz ve bu sayede büyümeyi adeta kendi kendine işleyen bir otomata bağladığınız bir süreçten bahsediyorum. Ve tabii tahmin edeceğiniz gibi bu çok vakit alan, çok efor isteyen bir şey. Sadece YouTube'da 18.000 kişiden 1 milyon kişiye gitmek için günde yapmam gereken araştırma ve analitik incelemenin 1-2 saatimi alacağını düşünüyorum. Buna video üretmek, içerik üretmek dahil değil. Nitekim bütün başarılı büyük YouTuber'lar böyle bir yoldan geçmişler. Siz de kendi vizyonunuzu düşünün. Neyi hayal ediyorsanız o hayali yürümek için herkesten daha iyi olmanız lazım. Herkesten daha fazla bilgi sahibi olmanız lazım. Başkalarının göremediği şeyleri görüyor olmanız lazım. Bütün bunları sürekli bir deneysellik halinde öğrene öğrene deneye yanında gidiyor olmanız lazım. Ancak o zaman vizyonumuza ulaşabiliyoruz. Burada şimdi bir sorun çıkıyor ortaya tabii. Bu vakti buna nasıl ayıracağız ve nasıl irademize hakim olup kendimizi başka şeylere doğru kaçarken bulmayacağız? Peki tamam da neye odaklanacağız? İşte burada stratejik odaklanma kavramı devreye giriyor. Stratejik odaklanma demek odaklanacağınız şeyi çok dikkatli seçmek. Çünkü ona çok vakit ayıracaksınız ve muhtemelen diğer pek çok şeyi ihmal edeceksiniz. Çünkü vaktiniz kalmayacak. Vaktiniz kalsa bile haliniz kalmayacak. Çünkü irade kısıtlı bir kaynak ve bir alanda çok derin, yoğun çalışmışsanız diğer şeylere aynı güçle yaklaşmak pek insana özgü bir şey değil açıkçası. O halde neye odaklanacağımı çok dikkatli seçmem lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İşte burada Bir Tek Şey isimli kitapta Gary Keller'ın sorduğu müthiş bir soru devreye giriyor. Soru şöyle: bugün ne yaparsanız yapmanız gereken diğer her şey gereksiz hale gelir, önemsiz hale gelir ya da yapılması kolaylaşır. Tekrar söylüyorum. Bugün ne yaparsanız yapmanız gereken diğer her şey gereksiz hale gelir, önemsiz hale gelir ya da yapılması kolaylaşır.
Çok güzel bir soru değil mi? Öyle bir şey seçiyorsunuz ki sadece onu başarmış olmuyorsunuz. Diğer hayatınızdaki rollerinizde de işiniz biraz basitleşiyor. İşte benim YouTube videolarına odaklanmamın temel sebebi bu. Çünkü gördüm ki YouTube'da başarılı olursam iş hayatımın diğer tüm faktörleri kolaylaşıyor. Mesela daha kolay e-rehber satabiliyorum. Mesela haddini aş e-bültene daha fazla insan geliyor. Mesela haddini aş kulübüne daha fazla insan abone olmak istiyor. Mesela normal kurumsal eğitimlerimin satışları artıyor. Çünkü YouTube'un bir büyüsü var. Herhalde burada hem sesli hem görüntülü olmak, burada yapılabilen prodüksiyonun kalitesi, pek çok şey insanları öyle bir etkiliyor ki diğer satış çabalarım çok kolaylaşıyor. Mesela geçen hafta ilginç bir şey yaşadım. Bir YouTube videomda e-bültenime üye olmasını tavsiye ettim insanlara. Siz de olmadıysanız olun, linki yukarıda. Ve o gün 300'e yakın yeni üye geldi. YouTube videolarım üzerinden 3 kere eğitim tanıttım. Daha tanıtır tanıtmaz biletleri tükendi. Biliyorsunuz ben kurumsal şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyorum. Neredeyse iş yaptım. Herkes benim bu videolarımı biliyor. Ve hocam şu videoda bunu anlattınız. Mesela Metaverse'ü gelin bizim şirketteki çalışanlara da anlatın diyor. Eğer YouTube'u başarabilirsem ve buradaki domino taşı etkimi bulabilirsem iş hayatımın diğer alanlarındaki her şey daha da kolay hale geliyor olacak. YouTube'un kendisinden kazanacağım para tabii önemli ama diğer her şey de kolaylaşıyor olacak. Ama geri gelirim, bence sorusunun bir eksik yönü var. Onu da ben sizin için tamamlayayım. Bu seçtiğiniz alandan zevk alıyor olmanız lazım. Onu anlamlı buluyor olmanız lazım. Çünkü böyle bir odaklanma sırf iradeyle kendinizi kasarak mümkün değil. Bunun kendisinden de zevk alıyor olmanız lazım. Çünkü öbür türlü teslim olursunuz, başka şeyler ilginizi çeker, onlara doğru gönlünüz kayar. İşte YouTube bu yönden de beni çok motive etti. Mesela uzun zamandır ben podcast yapıyorum. Çok da seviyorum podcast yapmayı. Ama mesela podcast'te İzleyiciyle, dinleyiciyle olan etkileşim çok güçlü değil. Maalesef podcast platformları buna izin vermiyorlar. LinkedIn'de işte 40 bin üzerine takipçim var ama LinkedIn'in algoritması beni bazen takipçilerle buluşturuyor, bazen buluşturmuyor. Onların hiçbirinde ihtiyacım olan etkileşimi, ben etkileşimle motive olan birisiyim biraz. Övgüyü, biraz övgüden herkes hoşlanıyor ve tabii ki parasal ödüllendirmeyi, YouTube çünkü çok hızlı parasal reklam ödülü de veriyor insana, hiçbirini bulamamıştım. O yüzden burası bana anlamlı da geliyor çünkü hem sizlere değer katıyorum hem de hayatımla ilgili hayallerime doğru yürüyebiliyorum. Ben bir süre sonra inanıyorum ki dünyanın her yerinden iş yapabilen bir insan haline geleceğim. YouTube'daki kuvvetli videolarım sayesinde diğer girişimlerim de büyüyor olacaklar ve ben remote çalışabilen, keyfine bakabilen bir insan olma yolunda ve bir yandan da insanların hayatına değer kattığı için mutlu birisi olma yolunda ciddi yol alıyor olacağım. Evet, teknikler, yöntemler böyle. Siz de pekala odaklanabilirsiniz. Ama önce şu kritik soruyu kendinize mutlaka sormanız gerekiyor. 2022 yılında neyi yaparsanız yapmanız gereken diğer her şey gereksiz, önemsiz veya daha kolay yapılabilir bir hale gelir. Bu sorunun cevabına bir kafa yorun. Eğer bu soruya biraz daha konsantre olmak istiyorsanız Geller'in o kitabını bir okuyun. Türkçe çevirisi de var kitabın. Belki oradaki detaylar sizi daha da aydınlatacaktır. Ve ondan sonra odaklandığınız alana bütün enerjinizi vermeyi asla ihmal etmeyin. Umarım bugünkü podcast hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Unutmayın 1 milyona yürümeye çalışıyoruz. Biraz da siz de destek olursanız harika olur. Yarın inanılmaz 2022 serisinin bir yeni videosunda beraber olmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.